Fatih Altaylı, fatihaltaylı.com.tr Smokinli kuşlar gözden düşmüş. Merkez Bankası'na dün akşam saatlerinde yeni atamalar yapılınca telefonum çalmaya başladı. Bu atamalar neye delalet eder diye. Birini şahsen, diğerlerini ismen bildiğim 3 atamada son derece doğru, son derece yerinde atamalardır. Bu üç isim arasında şahsen tanıdığım Profesör Doktor Cevdet Akçay siyasi iktidar hangi parti ya da hangi görüşten olursa olsun hiç düşünmeden Merkez Bankası'nda başkanlık dahil her türlü görevin verilebileceği bir isimdir. Kendisi ve görüşleri hakkında daha fazla fikir edinmek isteyenler defalarca konuk olduğu teke tek programlarını YouTube'dan bulup izleyebilirler. İzledikçe de bu atamanın şaşırtıcı derecede doğru bir atama olduğunu kendileri göreceklerdir. Fatih Karahansa, New York FED'de araştırmacı olarak görev yapan ve merkez bankacılığı konusunda güven duyulması gereken bir isim. Hatice Karahan da Türkiye'de ekonomi bürokrasisinde oldukça tecrübe sahibi ve reel sektörün sivil toplum kuruluşlarıyla uzun zamandır ilişki içinde. Peki bu atamalar ne anlama geliyor? Çok açık anlamı şu. Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan son birkaç haftada AK Parti içindeki bir kanattan ve saraya yakın bazı isimlerden aldıkları yapıcı olmayan eleştirilere rağmen güçlerini koruyorlar ve artırıyorlar ve yine bu atamalar yıllardır AK Parti'nin ve Beştepe'nin burnunun pislikten çıkmamasına neden olan Simokinli Kuşlar grubunun ve bu grubu besleyenlerin etkisinin giderek azaldığını, artık bu kuşların kimsenin takmamaya başladığının da göstergesi. Bu da en azından ekonomi yönetiminde aklın yeniden egemen olmaya başlayacağının göstergesi. Boğaz içine yaptıklarınızdan utanıyor musunuz? Yine Boğaz içi. AK Parti iktidarının son yıllarda peş peşe yaptığı hatalardan biri de Boğaziçi Üniversitesi'ne önce Melih Bulu'yu ardından da yardımcısı Naci İnci'yi rektör atayarak üniversite içindeki barışı sabote etmeleriydi. Bu iki isimde göreve geldikten sonra büyük hatalar yaptılar. Hırs ve öfkeyle yanlış kararlar, yanlış atamalar ve ayıplı görevden almalarla üniversiteye hızla seviye kaybettirdiler. Batı'daki benzer üniversitelerde en itici güçlerden biri olan mezunlar derneği ile ilişkileri kopardılar. Tam tabiriyle Türkiye'nin bu gözde üniversitesinin içine sıçtılar. Ve bakın Allah'ın işine şu anda Cumhurbaşkanlığı kabinesinde de ekonomi yönetiminde de Boğaziçi üniversiteliler ağırlıkta. Dün Merkez Bankası yönetimine atanan 3 üç kişiden 3'ü de Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Ve daha önce bir kez daha sorduğum gibi sorayım Acaba iktidar Boğaziçi Üniversitesi'ne reva gördüğü muameleden utanıyor mu? Bu üniversiteye yaptıklarından ötürü gelecekte Türkiye'yi yönetecek olanların bu üniversiteden bugünkü gibi insan kaynağı bulamayacaklarının farkında mı? Celal Hoca, Galile'nin akademisine üye oldu. Son iki yıl içinde benim sevgili dostum, arkadaşım Celal Şengör'ü çok üzen iki olay oldu. Fransa Bilimler Akademisi Profesör Celal Şengör'ü üye yapacaktı. Bütün prosedür tamamlanmış, sıra üyeliğin açıklanmasına gelmişti. Tam o sırada Türkiye'den bazı isimler devreye girdi. Akademi nezdinde Celal'le ilgili yalanlarla dolu bir karalama kampanyası başlattılar. Fransız Akademisi korktu. Tartışmaların içine girmekten çekindi ve her şey tamam olmasına rağmen Celal'in üyeliğini açıklamaktan vazgeçti. Daha sonra bir başka önemli kurumda aynı karalamalar nedeniyle Celal Şengör'e verici dünya çapındaki ödülü iptal etti. Bunlar benim sevgili dostumu çok ama çok üzdü. Ben de Celal'e çeneni tut, heyecanla dostum zannettiğin adamlara bile konuşuyorsun. Sonra birileri devreye girip üyeliğini engellemek için devreye giriyor. Bilimsel unvanların fesatlık ve siyaset nedeniyle güme gidiyor dedim. Ve bu kez çenesini tuttu. Kimseye haber vermedim ve Celal Şengör, bana göre dünyanın en köklü ve en saygın akademik kurumlarından biri olan Akademiya di Linceye üye oldu. Akademiya di Lancey, 1603 yılında Federico Kesi tarafından kuruldu. Dünyanın en önemli bilim insanlarının pek çoğu bu akademinin üyesi olmuştur. Eski üyeleri arasında Galileo Galileo, Albert Einstein, Max Planck, Werner Heisberg, Enrico Fermi gibi isimler var. Dün Profesör Carlo Doglioni Celal'i arayarak Akademiya Delencia'ya yani Vaşaklar Akademisi'ne üye seçildiğini haber verdi. Akademinin adında Vaşak geçiyor çünkü keskin gözleri ve uzağa görme yeteneğiyle bilinen Vaşakların bu özelliğinin kendini bilime adamış kişilerde de olması gerektiğine atıf yapılmış. Bazıları hala Celal'e hakaret etmeye devam etsin o bizi bilim dünyasının zirvelerinde temsil etmeye devam ediyor. Ne zaman insan oluruz? Bilime ve bilgiye düşman olmadığımız zaman. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.